Sokağa çıkma yasağının 29. gününde gözaltına alındım ben. Bir Uğur Akgül gazeteci arkadaşımla birlikte bir evde kalıyorduk. Ve o eve 15 özel harekatçı ve 4 sanırım 5 polis memuruyla birlikte gözaltı yapıldı. O zaman biz evimizdeydik, kahvaltı yapıyorduk. Birden kapının önünde polis zırhlı araçlarının seslerini duyduk ve camdan dışarıya baktık o zaman. Polislerin, özel harekatçıların bizim eve doğru geldiğini gördük. Koçbaşlarıyla bizim eve doğru geldiklerini gördüğümüzde gözaltına alınacağımızı anladık artık. Zaten böyle bir şeyi açıkçası bekliyorduk da. O sırada yapabildiğimiz tek şey sosyal medya hesaplarımızı hemen kapatıp ve basına, çalıştığımız kuruma gözaltına alındığımızı haber vermek oldu. Sadece bunu yapabildik ve neyse ki haber verebildik ajansımızda. Yoksa belki de çok daha farklı şeyler olabilirdi. Kapımıza geldiler ve ben o sırada kendim kapıyı açtım ve benim adımı sordular. Yani kimsiniz dediler. Ben Meltem olduğumu söyleyince tamam gelin dediler diğerlerine ve eve baskın yapıldı. Bir sürü özel harekatçı vardı. Beni ayrı bir odaya, Uğur arkadaşımı da başka bir odaya koydular. O sırada Uğur'un başında bir tane özel harekatçı vardı ve Uğur'u yere yatırıp arkasında ellerini ters biçimde tuttular ve kafasına tekme vurdular. Onun kafasına tekme vuran özel harekatçı bağırıyordu o sırada. İşte burayı terk edin, ya Kamışlı'ya gidin ya da Kandil'e gidin, durmayın burada diyordu. Bu şekilde bağırıyordu. Benim odamda olan polisler ise yine bana sözlü sataşmada bulunuyorlardı. İşte daha gideceğiz, seninle işte çok işimiz var, sen bilmiyorsun başına gelecekleri falan, bu şekilde konuşuyorlardı. O zaman biraz korkmuştum açıkçası. Aslında başıma nelerin geleceğini çok fazla kestiremiyordum o durumda. Ve sonra evde arama yaptılar. Sanırım 2-3 saat ev araması sürdü ve evde bulabildikleri tek şey bizim gazeteci faaliyetinde kullandığımız ekipmanlardı. İşte mikrofon, kamera, fotoğraf makinesi, bilgisayar, bunların hepsini suç delili olarak topladılar, el koydular ve bizi emniyete götürdüler. Orada 3 gün biz gözaltında kaldık. Tabii yani gözaltı süreci de çok yani enteresan bir durumdu aslında. Bize polisler şey söylemişti o zaman, işte dua edin ki basında haberiniz çıktı, yoksa ne olacağını işte bilemezdiniz gibi bir şey söylediler. Türkiye şu anda düşündüğümüzden çok daha kötü koşullarda bence. Yani insan hakları ihlali konusunda ayyuka çıkmış bir durumda. Yine basın özgürlüğü noktasında artık yani gerçekleri yazanın direkt alındığı, yani haber yapanın, muhalif bir haber yapanın direkt alındığı, direkt işte ajanslara engel konulduğu bir süreçteyiz yani. Zor zamanlar geçiriyoruz. Yani şöyle bir şey, aslında Türkiye'de hukuk işlense bazı şeyler çok çabuk çözülecektir, ama bu durumda o mümkün görünmüyor yani. Ama yine de uluslararası güçlerin yapacağı çok şey olduğunu düşünüyorum ben. Uluslararası basın kurumlarının, uluslararası mahkemelerin bu anlamda bu hak ihlallerine dönük yapacağı çok şey olduğunu düşünüyorum. Gerek raporlar, gerek yaptırımlar, gerek yani yapılacak çok şey vardır aslında. Bu anlamda hani Türkiye'ye bu şekilde bakmak gerekiyor. Yani Türkiye'de şu anda tutuklu olan bir sürü gazeteci var. Bu tutuklu arkadaşlarımız için, yani bir ülkede gazeteciler tutukluysa o ülke gerçekten aydınlığa kavuşacak bir ülke değildir yani. En önemlisi gazetecilerdir. Buradan bakarak aslında çok şey yapmak gerekiyor. Başta tutuklu olan gazeteci arkadaşlarımız için bir şeyler yapılması gerektiğini düşünüyorum.